Bugün açlığımın 7. günü. 7 gündür açım. Ve Sibel'i, Gökhan'ı düşünüyorum bugün. 100. günlerini geride bıraktılar. 100 günden fazladır açlar. Ve bu kınamız, şöyle diyebilirim, çok belki güzel bir cümle kuramayacağım ama zafer için olsun diyelim. Zaferin kınası olsun diyelim. Biz kazanacağız. Gökhan kazanacak. Sibel kazanacak. Bir kez daha direnenler kazanacak. Biraz evvel 30 Mart'ı andık, 30 Mart'ı selamladık, 16 Nisan 30 Mart etkinlikleri çerçevesinde. Ne dedik orada? Dedik ki, bugünlerde Mahirlerin ve Gökhan Yıldırım ve Sibel Balaç'ın isimleri Mahirlerle birlikte alınıyor dedik. Bunun sebebi, Gökhan'ın ve Sibel'in olurmaktan adaleti olan susuzluğunu gidermesi, olurmaktan aldığı gıdayla, Kızıldere'den aldığı gıdayla beslenmesi ve direnmeye kararlılığını göstermesi. Biz direngenliğimizi Kızıldere'den aldık. Sibel ve Gökhan da direngenliğini Kızıldere'den, Mahirlerden aldı. Onların direnişinden, onların yaşantısından aldı. Olmayanın gücü, olmayanın kuvvetiyle 50 yıldır Türkiye devrim tarihinde sayısız gelenekler yaratan bir hareketiz, bir örgütüz. Bunun onuruyla Türkiye devrim tarihinde ilkler yaratmanın onuruyla, gelenekler yaratmanın onuruyla buradan Sibel'i ve Gökhan'ı selamlıyoruz. Onlara bir nebze de olsa açlıklarımızla, dayanışma destek açlıklarımızla, yaptığımız eylemliklerle onlara biraz daha olsa güç verebiliyorsak bu bizim için çok büyük bir olur. Ama biliyoruz ki onlar direnme kararı alarak zaferlerini ilan ediyorlar. Tek yapmamız gereken şey taleplerinin karşılanmasını sağlamak. Zaten onlar kazandılar. Her şekilde onlar kazandılar. Taleplerinin karşılanması için bizim buradan yapabileceğimiz çok şey var. Yılmaz arkadaşımız açlık kreviyle önemli bir şey yapıyor ama yetmeyecek. Onların taleplerinin karşılanması, hayatta kalmaları için bizim üzerimize düşen görevlerimizi, omuzumuzdaki sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Eylemlerimiz devam edecek, açlık krevlerimiz devam edecek. Yılmaz'ın açlık krevine ziyarete gelelim. Yılmaz'ın yanına gelelim. Yılmaz anlatsın neden açlık krevinde olduğunu. Dostlarımızın buraya gelmesini sağlayalım. Çevremizdekilerin buraya gelmesini sağlayalım. Çünkü gerçekten çok ciddi bir sansür var. Çok ciddi bir engelleme var, kısıtlama var. Daha yeni yeni medyada görülmeye başladı. 110 gündür daha yeni yeni konuşulmaya başlandı. Biz ancak kendi yaptıklarımızla sesimizi duyurabiliyoruz. Açlığımızla sansür duvarlarını delebiliyoruz. Yani gazetede yer bulabilmek için en az 100 gün aç kalmamız gerekiyor. Böyle bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. O yüzden burada yaptığımızı önemseyelim. Buradan, Almanya'dan, Türkiye'den her yapılan onların gücüne güç katacaktır. Teşekkür ediyorum. Haklıyız, kazanacağız diyerek Yılmaz'ı öpelim. Bugün benim, yani bugün destek için açlık grevi yapacak arkadaşlar vardı. Kimler var şu anda bilmiyorum ama var olanlar belki duygularını ifade edebilirler. Belki konuşmak isteyebilirler. Manuel de açlık grevinde, Serpil açlık grevinde, Elona açlık grevinde. Başka kimler? Abla sen bugün yapıyorsun galiba. Yok, bugün yapıyorum da yapacağım. Tamam. Başka bugün yapanlar belki Çağatay. Belki söyleyeceğiniz bir şeyler vardır bilmiyorum Serpil. Yani çünkü yüzde binleri aştı da öncelikleri fazlalaştı arkadaşlar var Türkiye'de bu sadece. Biz sesimizi çıkarmazsak onlar ölecekler. Yani bizim yanımızda bir sesim vardı. Küçük de olsa.
olsa küçük şey belki çok büyük şeyler etkileyebilir. O yüzden böyle düşünürsek daha güzel başarılar sağlayıp zaferi kazanabiliriz ve arkadaşlarımız hayatta kalır, talepleri karşılanır. Ben de böyle diyorum. Evet, Elona da bence sanırım ki ilk defa böyle bir direnişe katılıyor. Selam komiye kuajı di ki bu fetsa. Peut-être pouvez dire quelque chose, peut-être pouvez dire c'est pourquoi pourquoi vous c'est pour solidarité mais peut-être pouvez dire quelque chose. Seninle dayanışmak için yapıyoruz dedi. Manuel, pouvez dire quelque chose, c'est pourquoi c'est solidarité mais qu'est-ce que vous sentez? Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz diye sordu. En faisant ça, on est plus proche de Cybèle et de Gauquin, même si on les soutient. C'est pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Partout dans le monde, il y a des personnes qui sont à notre cause. Et que chaque jour, on sera plus. Et que bientôt, on fera en sorte qu'ils soient entendus. Abi, ne dedi Yas, kısaca? Bunu yaparak daha onlara yakın olduğumuzu kaybedeceğiz dedi. Testlerini duyuracağız. Daha da bu işi büyüterek daha başka bir şeyler de yapabiliriz. Komutan Azam'da bana agrandir ce public mais il faut faire quoi? Il faut toucher quelle organisation, quel média, quel... Neyse, neyse. C'est la situation. C'est bien les Gauquins qui font. Il n'y a pas besoin d'être il suffit d'avoir un cœur et d'être humain et n'importe qui entend leur lutte, qui est juste, va les suivre. Yüksek sesle çevirir misin abi bunu biraz? Nasıl? Yani bu video sorsa, sorucu sadece olmasına gerek yok insana. İnsan olan herkes kalp taşıması yeter. Kalp taşıması yeter, duyarlı olması yeter diyor. Yani. Bu orayı sahipleniyor. Sibel ve Gökhan'ı sahiplenmek için solcu ya da sağcı olmaya gerek yok. Bir kalp taşıması yeterli dedi arkadaşımız. Alkışlıyorum. Ben bir şey ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi birinci hafta geçti. Üç haftam var. Ondan sonra bu direniş yani zafere kadar Sibel ve Gökhan'ın zaferine ya da arkasından geleceklerini diyelim. Yani zafer oluşana kadar sonuçta devam edecek bir direniş. Doğal olarak burada da, Belçika'da da devam edecek. Biz de bu bayrağı elden ele ulaştıracağız. Bizden benden sonra başka arkadaşlarım ya da arkadaşlar ya da arkadaş başlayacak. Şöyle yapmak gerekiyor, şöyle düşünmek gerekiyor. Yani aç kalmak, kendi kendimize aç kalmak yeterli olmayacak. Yani bu sesi duyurmak, daha çok insana duyurmak gerekiyor. Zorlayıcı olmak için, bir şeyleri değiştirebilmek adına. Tabii şöyle bir şey vardır açlık grevlerinde, ölüm oruçlarında. Temel olan iktidara seslenmek ya da iktidara geri adım attırmaktan ziyade insanların halkımıza ulaşmaktır, halkımızın vicdanına ulaşmaktır. O yüzden bunun için daha çok çaba gerekiyor. Hepimizin daha çok uğraşması, daha fazla düşünmek, buna kafa yormak gerekiyor. Eylemlere, etkinliklere daha çok katılmak, daha çok sahiplenmek gerekiyor. Bunu düşünelim. Buna göre bundan sonraki direnişlerimizde olsun, şimdi olsun. Yani bu açlığımız kendimizin yaşadığı bir açlık olarak kalmasın. Halka mal edebilmeliyiz. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Diyeyim başka söz alan var mı? Kendimizin gelmesinden daha çok çevremizdekilerin buraya gelmesini sağlamak. Gidin duyun. Ne anlatıyor? Bu adam niye aç? Bir öğününü kaçırmıyor insanlar. Ama bu adam bir gün değil, iki gün değil. Tam 30 gün aç kalacak. Niye? Gidin sorun diyelim. Şey yapsın. Peki. Bitiriyoruz. Var mı söz almak isteyen arkadaşlar? Kına yakmak isteyen varsa...